Bir önceki dersimizde promise'ı basit olarak örnek üzerinde gördük. Ancak promise kavramı önemli. Dolayısıyla promise'ı biraz daha açıklayıp birkaç örnek yapmakta fayda var. Promise Node.js'te sıklıkla kullanılıyor. Sebebi ise Node.js sonuçta server tabanlı bir programlama dili. Daha doğrusu Node.js JavaScript'in server tarafında çalıştırılan bir zemini gibi düşünebilirsiniz. Yani kullandığımız Node.js'i kullandığımız programlama dili JavaScript ama JavaScript'i server'da Node.js derleyip çalıştırılabilir hale getiriyor. Peki server'a biz örneğin veri tabanıyla alakalı birçok sorguyu göndermiş olabiliriz. Örneğin bir ekleme işlemi yapıyoruz. Ekleme işlemi bittikten sonra da bütün verileri bana getir. Ya da eklediğim data ile alakalı bir bilgiyi getir. Yani burada gönderdiğiniz birden fazla sorgunun sırayla işletilmesi gerekiyor. Bir işlemde kullanılan bir datanın ikinci işlemde yapılırken ikinci işleme gönderilmesi gerekiyor. Yani bir önceki işlemden o datayı alacak ki kendi işini yapsın. Ya da bir sonraki görevde gene bir önceki işlemde gelen sonuç lazım ki üçüncü işlem yapılsın gibi. Bu şekilde ardı arda giden zincirleme işlemlerde mutlaka promise'i kullanmamız gerekiyor. Şimdi promise'i baştan sıfırdan açıklayalım. Promise demek söz vermek anlamında ve biz bir söz veriyoruz ve verdiğimiz söz sonucunda eğer şu şekilde bir durum olursa ben size şu datayı göndereceğim ya da verdiğim sözle alakalı şu durum gerçekleşirse işte ben size bir hata mesajı göndereceğim gibi. Yani bu kavramlar için önceden bir söz veriyorsunuz ve bu söz için gerekli işlemleri daha sonradan yapıyorsunuz. Örneğin bir tane P değişkeni tanımlayalım ve gelip burada bir promise objesi oluşturalım. Promise objesi içeride şöyle iki tane bilgi alıyor. Bir resolve yani bizim başarılı bir sonuç olduğu zaman bunun yerine gelecek olan bir fonksiyon var. Ve aynı şekilde reject ise hatalı bir sonuç döndürmek istediğimizde kullandığımız bir kelime. Tabii bunların farklı isimlerini kullanabilirsiniz. Önemli olan buraya parametre gelmesi. Bizim içeride örneğin true olan yani herhangi bir durumdan gelen sonuç bizim için true ise biz bu durumda resolve için gelip geriye örneğin success diyelim başarılı. Yani biz bir söz verdik ve bu söz için belli bir şartımız vardı ve o şart bize true değerini döndürdü ve biz resolve'la geriye bir success isminde bir mesaj gönderdik ya da farklı bir şey gönderebilirsiniz hiç fark etmez. Eğer ben söz verdim ama söz verirken söylemiş olduğum şart gerçekleşmezse bana false değeri gelirse ben burada bir hata döndüreceğim. Yani burada bir hata oldu diyebilirim kullanıcıya. Peki önceden vermiş olduğum sözü ben geldim burada bir yapıya bağladım. Bir şemasını oluşturdum. Şimdi gelip bu şemayı nasıl kullanacağız? Örneğin verdiğimiz söz neydi? P. P nokta. Eğer verdiğimiz söz gerçekleşirse then objesine bu resolve içerisinden gönderdiğimiz değer gönderilecek. Dolayısıyla then de bunu karşılaması gerekiyor. Yani gelip buradan function diyelim ve gelen değer örneğin data diyelim. Ve burada console.log diyelim ve data ekrana yazdıralım. Buradaki resolve içerisine gönderdiğiniz data then ile burada yakalanıyor. Datanın içerisine getiriliyor ve ben bunu ekrana yazıyorum. Ya da böyle bir durum olmadıysa yani burada verdiğim sözle alakalı şartım uymadıysa false değer geldiyse buradaki reject kısmı çalıştırılacak ve reject kısmını biz catch ile yakalıyoruz. Yani burada bir hata yakalama işlemi yapıyoruz aslında. Catch diyelim ve gelip buradan error diyelim örneğin. Ve gelip şuraya console.log'a bizim reject'in gönderdiği error'u yazdıralım. Şimdi gelip bunu kaydettiğimiz vakit ekrana success yazar bakalım. Eğer şurada bunu false yaparsak bu durumda gelir buraya bize failure yazar. Peki gayet güzel. Şimdi gelelim biz şunu şöyle bir yorum satırı haline getirelim ve ikinci örneğimize geçelim. Ve ikinci örneğimizde şimdi gene bir gelelim şöyle bir tane gene bir promise objesi tanımlayalım. Şöyle bir promise diyelim. Ve promise içerisinde gene resolve ve reject bilgileri olsun. Ve burada gelip şöyle set timeout ile örneğin şöyle bir saniyede çalışacak olan bir işlem yapalım. Yani server'a bir sorgu gönderdik ve sorgu sonucundan dönen değere göre örneğin bir saniye ya da iki saniye sonra. Yani burada işlemi biraz durdurma amaçlı bunu yapıyoruz. Ve gelip burada resolve ile bir saniye sonra örneğin geriye 5 değerini göndersin. Bakın bir saniye sonra resolve'a 5 değerini gönderecek. Ben bu 5 değerini nerede yakalayabilirim? Bunu then içerisinde yakalayabilirim. Peki biz bunu şimdi promise'i gene bir objenin içerisine atıp o şekilde kullanabiliriz. Ya da gelip promise objesinin sonuna nokta then diyelim.
Ve Dan bizim için burada bir yakalama işlemi yapacak. Neyi yakalayacak? Rizzo'dan gönderdiğimiz 5 değerini bize getirecek. Örneğin bunu nerede, hangi parametreyle? Örneğin number parametresiyle yakaladığımızı düşünelim. Ve gelip console.log ile şöyle number'ı şöyle ekrana yazdıralım. Kaydedersek eğer burada bize bakın 1 saniye sonra 5 değeri yazdırılır. Peki ben şimdi gelip 5 değerini yazdıktan sonra tekrar bir işlem yapmak istiyorum. Bakın return number'ı geriye göndereceğim. Yani number çarpı örneğin number'ı geriye göndereceğim. Burada demek istediğim gelen number'ın karesini al ve geriye gönder. Peki geriye gönderdiğiniz zaman nereye gidecek bu? Bir sonraki gidene. Yani şöyle function yapalım ve tekrar number diyelim. Ve number yerine bu sefer bakalım kaç gelecek. Şöyle number diyelim ve bunu kaydedersek bakın 5 değeri gelir ve geriye 25 gelir. Yani ben birinci denden döndürdüğüm bir değeri ikinci dende yakalayabilirim. Hatta bunu tekrarlayabilirim. Return number çarpı number derim. Ve gelip bunu nokta den ile gelir burada tekrar yakalarım. Şöyle function içerisinden number ile bunu yakalayalım ve console.log ile bu number'ı tekrar ekrana yazdıralım. Ne yapacak? Burada 25'in de karesine yazacak şöyle. Kapatalım. Bunu kaydettiğimiz vakit bakın burada 5 yazar, 25 yazar, 25'in de karesini yazar. Yani burada return'le tekrar buraya parametre olarak gönderdik. Buradan return yaptık, buraya parametre olarak gitti. Yani burada işlemlere dikkat edin. Birinciden yapıldıktan sonra ikincisi yapılıyor. Ya da ikincisi yapıldıktan sonra son olarak üçüncüsü yapılıyor. Burada geriye reject ile herhangi bir hata göndermediğim için burada catch kullanmama gerek yok. Burada yaptığım işlemi callback ile de yapabilirdim. Yani bir işlem yapıldı. Yapıldıktan sonra tekrar yeni bir callback çağırırdım gibi. Yani iç içe burada if else kullanmış gibi callbacklerle de bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak Promise'da gördüğünüz gibi bu işlemler çok daha basit bir şekilde yapılıyor. Şimdi son bir örnek daha yapalım. Şimdi yapacak olduğumuz örnek bir annenin çocuğuna vermiş olduğu belli bir şarta göre bir sözden bahsedelim. Bir sözün bir şemasını oluşturacağız ve diyeceğiz ki eğer örneğin İşte sene sonunda karnen iyi gelirse sana bir telefon alacağım gibi bir söz vermiş olsun. Ancak şartları burada kontrol etmiş olalım. Şimdi ilk başta const is mom happy diyelim. Örneğin annenin yıl sonunda mutlu olduğunu gösteren bir değişken olsun. Kontrol değişkenimiz tamamen bununla alakalı olacak. Ve gelip şöyle const diyelim ve örneğin will get new phone diyelim. Örneğin yeni bir telefon alıp almayacağıyla alakalı bir promise objesi olsun bu. Şöyle promise diyelim. Ve gelip buradan function resolve reject yazmak yerine biz arrow functionları da zaten bu aşamaya kadar öğrendik. Ve gelip buradan resolve ve reject'i şöyle parametre olarak gönderelim arrow function'a. Şöyle parantez açıp kapatalım. Ve burada diyelim ki annesi çocuğuna telefon alacaksa yani sene sonunda anne mutlu olmuşsa bu durumda bir tane telefon objesi oluşturalım ve bunu ekranda gösterelim. Objenin şöyle name diyelim. Böyle şöyle iPhone 8 aldığını düşünelim. Ve telefonun ise şöyle fiyatının şöyle 4000 olduğu ve color'ın ise şöyle silver olduğunu düşünelim. Şu şekilde bir telefon objesi olsun. Ve ben bunu resolve ile geriye göndereceğim. Peki anne eğer mutlu değilse yani sene sonunda çocuğu karnesini kötü getirdiyse bu durumda şöyle bir hata objesi oluşturalım. Const error diyelim. Ve şöyle new error objesi diyelim. Direkt error objesi var. Buna parametre olarak bir mesaj gönderdiğinizde sizin için bir tane obje oluşturuyor. Şöyle diyelim. Mom is not happy diyelim. Ve bunu neyle göndereceğiz geri? Reject ile error'u geriye gönderelim. Peki şimdi annesi çocuğuna sözünü verdi ve sene sonunda karnesi iyi gelirse bir telefon alacak ve alacağı telefonu da obje olarak dışarıya gönderecek. Ama eğer başarılı olamazsa bu durumda geriye bir error objesi ve error objesi içerisinde bir mesaj gönderecek. Şimdi bizim için bu bir şema ve biz bu şemayı gelip burada kullanacağız. Burada örneğin anneye sormuş olalım. Ask mom diyelim ve gelip şöyle bir fonksiyon tanımlayalım.
Ve bu fonksiyonu da aşağıda şöyle çağırmış olalım. Ask mom diyelim. Yani bu soruyu soracağız ve diyeceğiz ki çocuğun telefonu alacak mı, almayacak mı? Bu bize geriye değeri döndürecek. Peki biz ne yapacağız? Will get new phone diyeceğiz ve buna ne yapmamız gerekiyor? Şöyle then objesi ile ulaşacağız. Gelip function içerisine data deyip o şekilde yapabiliriz ya da gelip şöyle data deriz ve arrow function ile şöyle gelip işlemimizi direkt yapabiliriz. Yani gelip console.log ile data ekrana yazdırmış olsak biz ne yapacak buradan? Gelip resolve içerisindeki telefon değeri ekrana direkt yazdırılacak. Bu birinci aşamada soracağımız soru, yani eğer true değerini içeriyorsa, yani anne mutluysa bize alacağı telefonun markasını, modelini gösterecek. Peki anne mutlu değilse bu durumda ne yapalım? Şöyle catch diyelim ve bir hata yakalamamız gerekiyor burada. Bir hatayı ne yapacağız? Şöyle console.log ile şöyle error'u şöyle ekrana yazdırmış olalım. Peki geldik burada anneye sorduk. Bunu kaydettiğimiz anda şöyle baktığımızda objemiz şöyle tırnak içerisinde olacak tabii ki. Bunu kaydedelim ve bakın alıcı telefon bizim için burada ekrana direkt getirildi. Peki anne mutlu değilse, yani sözler tutulmadıysa çocuk tarafından, bunu kaydedelim. Mom is not happy. Burada bir hata bize getiriyor. Peki dur diyelim ve telefonu annesi alacak olsun. Peki telefonu alacaksa anne, bu durumda bize ekrana data gelmek yerine bu datayı kullanan farklı bir işlem yapalım. Yani biz veri tabanından bir sorgulama yaptık. Bize bir datanın ayrıntıları geldi. Ve biz bu datanın ayrıntılarıyla gidip veri tabanından başka bir sorgulama yapacağız. Ki bize bu data gelmeden önce biz ikinci sorgulamayı yapmaya kalksak bu durumda hata alırız. Bizim elimize bir veri gelecek. Bu veriye göre bir sorgulama mutlaka yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle const diyelim ve buradaki örneğimizde ise gelip örneğin kullanıcı ya da çocuk bu telefonu alacağını öğrendiği zaman annesinden gidip bu telefonu arkadaşlarına göstermek isteyecek. Dolayısıyla şöyle diyelim, show to friends diyelim. Çocuk telefonunu gösterecek olsun arkadaşlarına. Ki bunun için de arkadaşlarına okulda konuşurken söz veriyor. Diyor ki işte annem bana sene sonunda karnemeye gelirse telefonumu alacak diye arkadaşlarına bir söz veriyor. Ve burada verdiği sözü şöyle mesaj ile, eğer söz yerine getirilecekse eğer, şöyle tekrar geriye bir promise ile bunu geriye göndermemiz gerekiyor. Şöyle ilk başta şöyle mesajı oluşturalım. Daha sonradan promise'i geriye göndeririz. Şöyle diyelim. Mesela hey friends. Mesela this is my new phone desin. Ve burada artı gelen telefonun nokta şöyle name'ini şöyle ekrana yazdırsın. Peki bunu da geriye şöyle return new promise ile geriye gönderebiliriz. Yani bir promise objesini new objesiyle oluşturabiliriz. Ya da direkt gelip bunu promise nokta resolve ile, hani reject'i kullanmayacaksanız direkt promise üzerinden resolve'u çağırıp burada bir mesajı geriye gönderebilirsiniz. Bu da bunun kısa kullanımı ya da üstteki gibi gene promise'ı bu şekilde oluşturup kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Geriye önemli olan bir tane promise'ın geriye dönecek olması. Peki gelip buradaki show to friends'i nerede kullanacağız? Geleceğiz diyeceğiz ki ilk başta then'den data bize gelecek. Nereden gelecek bu? Şuradan. Bize telefon bilgisi geldi. Ben telefon bilgisini kullanıcıya direkt göstermek yerine bana geriye then objesiyle bir bilgi geldiği zaman ben burada farklı bir tane parametre göndereceğim ve bu parametre ne yapacak? İlk then objesinden sonra ilk şuradaki ilk resolve çalışacak ve data gelecek ve data geldikten sonra ben ikinci fonksiyonu burada çağıracağım. Yani burada bir bağlama işlemi yapmış olduk. Burada bu işlemi yaptıktan sonra then objesinden geriye dönecek olan data bilgisi, yani telefon bilgisi nereye gelmiş olacak? Direkt show to friends'in içerisine gelmiş olacak. Peki bu show to friends'e bu gelecek ve bu bilgiyi burada mesaj içerisinde kullanacak ve geriye bir tane mesaj döndürecek. Geriye bir promise döndürecek. O promise nereye gelecek? Bunu da ikinci de yakalayabiliriz. Console.log ile mesajı şöyle ekrana yazdırabiliriz. Peki bu durumda bunu kaydedersek burada bir hata yaptık. Nerede? 66. satırda. Şöyle şunu tabii ki olmayacak. Bunu eğer kaydedersek bakın hey friends this is my new phone. Burada şuraya bir boşluk ekleyelim ve mesajımız bu şekilde olsun. Peki gelip bunu burada false yaparsak
Burada direkt zaten hiçbir resolve gerçekleşmeyecek ve konsül oluşturduğumuz mesajı catch ile yakalayıp direkt kullanıcıya gösterecek. Burada gösterecek mesaj mom is not happy olacak ve eğer burada true dersek true değerinden ilk baştaki telefon döndürülecek. Ancak telefon döndürüldükten sonra bunu ekranda direkt yazmak yerine then objesi show to friends çağıracak. Burada bir bağlama işlemi yaptık. Yani iç içe birinci işlemin sonucunda çalıştırılacak olan fonksiyon ve bu fonksiyon da buradan ne yapacak? Gelecek şuraya datayı aktaracak ve bu data mesaj içerisinde kullanılacak ve bu geriye tekrar bir promise olarak geriye gönderilecek ve gönderilen değer ikinci then objesinde ekrana yazdırılacak. Bir hata olduğunda catch kısmı çalıştırılacak. Evet, promise'ın kullanılma amacı tamamen bu şekilde. Ardışık olarak server'a gönderdiğimiz sorguların arda arda hangisinden sonra yapılması için kullandığımız bir yöntem.